Arkadaşlar ikinci testimizin dördüncü reading ile devam ediyoruz. Sorulara bakalım. Dedi ki 10. sorum yine clear bir soru var. It is clearly stated in the passage that pasajda açık bir şekilde belirtildi ki plastik yani plastiklerle ilgili net bir cevap arayacağız. 11. sorumda pasajdan anlayabiliyorsunuz ki demand for plastic products yani plastik ürünlere olan demand taleple ilgili bir ee, soru sorulmuş. Onun cevabını bulmaya çalışacağız. Okurken de altını çizelim. 12. soruya baktığımda ise Why did the author mention early estimates? Niçin bizim yazarımız mention etti, belirtti neyi? Early estimates yani önceden yapılan bir estimate tahmin varmış. Önceki tahminler hakkında bizim yazarımız ne belirtmiş? Yani pasajı okurken önceki tahminler hemen geri gel. Plastik ürünleri olan talep ve e, olarak genel olarak plastikler hakkında birer bilgi çıkarmamız gerekiyor. Haydi gelin tane tane bir şey verelim. <laughs> Global demand for plastic. Plastiğe olan küresel talep, ikinci soru yanlış hatırlamıyorsam, increased four times over the last four decades. Son 10 yıldan, pardon son 4-10 yıldan, 40 yıldan fazla süredir 4 kat atmış. Ne? Global demand for plastic. Yani e, plastiğe olan küresel talep 40 yıldan fazla süredir 4 kat artmış. Ve bu trend, bahsettiğimiz bu trend meselesi, yani bu artış muhabbeti, which has negative effects on both environmental, hem çevresel hem de insan sağlığına karşı negatif etkilere sahipmiş. Sahip olan bu talep is expected to continue dedim ya son 40 yılda 4 kattan fazla artan ve hem insan sağlığına hem de çevreye negatif etkiliyorlaram bu talep baktığında bak şöyle komple bir özne verdi çünkü yardımcı file devam ediyorum is expected to continue devam etmesi bekleniyor nerede in the foreseeable future yani bizim öngörebildiğimiz gelecekte de bunun artması bekleniyor son 40 yıldan fazla süredir 4 kat arttı olumsuz hem sağlık hem çevresel etkileri var ve öngörebildiğimiz gelecekte de artması bekleniyor What is interesting is that ki ilginç olan şey de şu public is aware of the environmental problems caused by the use of plastic such as they release greenhouse gases and air pollution when burnt or that they pollute water and soil in the form of microplastic. Şimdi baktığınızda uzunca bir cümle var görebiliyor musunuz? Şurada başlıyoruz. Yes. Şuradan başladık. Bakın ben göstereyim onu size. Hop şöyle uzunca bir cümle. İlginç olan şey de şu. Halk aware farkında neyin? Environmental problems caused by the use of plastic. Plastiklerin kullanımıyla ortaya çıkan ya da plastik kullanımının sebep olduğu çevresel problemlerin halk farkında. Ne gibi problemlenmiş bunlar? They release greenhouse gases and air pollutants when burned. Yakıldığında değil mi? havaya karışan o kirleticiler ve greenhouse gases, sera gazlarına sebep olmaları ve they pollute water and soil in the form, mikroplastik formunda da suyu ve toprağı kirletmeleri gibi konulardan da halk aslında neymiş, bilgiliymiş, farkındaymış bunun böyle olduğunu Sorry. Additionally, ek olarak, in contrast to early estimates, altını çizdim, neden? İlk tahminler var değil mi? Neye? ilk yapılan tahminlerin, önceden yapılan tahminlerin aksine it has been found out by several recent research that yapılan birçok güncel araştırmada bulunmuş ki twice as much fossil energy is burned for the production of plastic. Yani plastik üretimi için ne yapılıyormuş? öncekinden daha fazla fosil enerji yakılmak zorunda kalıyormuş. When compared to another types of raw materials. Yani diğer ham maddelerle karşılaştırıldığınızda, karşılaştırdığımızda plastik üretimi için ne yapılıyor? Daha fazla, twice as, iki kat daha fazla fosil enerji yakılıyormuş. These results, ki bu sonuçlar, which appears to be correct, doğru gibi de görünüyor. Proves that, bize ne yapıyor? Kanıtlıyor. Early estimates, gel orayı bir daha alacağım şöyle. İlk yapılan, önceden yapılan tahminler, concerning the impacts of plastic on environment, yani... Plastiğin çevreye olan etkileri üzerine yapılan önceki tahminler need to be re-evaluated. Tekrar değerlendirmeye ihtiyaç duyuyor. And the situation is actually a lot worse than anticipated. Önceden bizim düşündüğümüzden çok daha kötü bir durumda şu anda demiş. Based on new estimates ve yeni tahminlere dayanarak it could be claimed that iddia edilebiliyor ki iddia edilebilir ki not only the production ki Batol soyu da gör sadece üretimi değil aynı zamanda plastiklerin disposal hani atıkları da biggest green gas emission of the world dünyamız için en büyük en büyük sera gazı emisyonu ya da üreticileridir. The biggest'ın altını çizdim. Önceki readinglerde uyarmıştım ya arkadaşlar. Pasaj sorularında özellikle elinizin titremesi gereken konular var. The most, the best, only, more than, ırden gibi yapılarda eliniz titresin. Eğer bana böyle pardon süperlatif bir cevap yazarsa bulup işaretleyebilirim diye. Şimdi pasaj net bir pasaj ve gelelim cevaplarına. Dedik ki, it is clearly stated. Plastik hakkında pasajımız bana çok açık bir şekilde ne belirtti? Plastikler will be expected to be fell out of favor. Yakın gelecekte gözden düşecekmiş gibi düşmesi bekleniyor mu? Yoksa ...foreseeable feature yani öngörebildiğimiz gelecekte devam etmesini bekleniyor. Continuum'u, fell out of favor mı? Yani bunlar çok zıt kelimeler biliyorsunuz. Biri devam edecek, biri gözden düşecek diyor. Onun için Bursa'yı şöylece bir çiziyorum. Geldim pardon Adana'yı çiziyorum. Geldim Bursa'ya. Plastikler influence not only the well-being of humans. Bakın not only also'yu göstereyim. Sadece insanların well-being sağlığını değil çevreyi de arkadaşım şu kelimeyi bile ÖSYM çok seviyor artık. Detrimental olumsuz bir cümledir. Kötü diye yorumla. Konu neyse onun olumsuz olduğundan bahseder. Kötü bir şekilde yine yani şimdi dedik ki şöyle bir cümle göstereceğim. Hem çevreyi hem de insanın sağlığını ne yapıyor? Negatif olarak etkiliyor cümlesi bana alır Bursa'yı böyle işaretlettirir. Şu anda doğuracak Bursa gibi. Çünkü atıf cümlemi buldum? Devam ediyorum. Plastikler are known, bilinirler. To contaminate soil especially when it is burned. Yakıldığında özellikle plastiklerin toprağı e, kontamine ettiği bilinir. Şimdi sadece toprak değil. Neydi bakın? E, nerede o? Soil mikroplastik şeklinde yapıyor bu arada. Aynı zamanda pollute water değil mi? Suyu da yapıyordu. Eksik olan bir şey olduğu için eliyorum. Yarım bırakıyorsun çünkü. Ceyhan eledim. Plastikler are proven to emit %50 less carbon than previously estimated. Daha önce tahmin edilenden %50 daha az mı yoksa twice mı değil mi? İki kat mı %50 az mı diye bakarsak, denizi yeledim. Are the biggest greenhouse gas emitters only during the production phase? Bakın, e, onu da mutlaka göstermeliyim. Yarı doğru şıklardan biri. Diyor ki, plastikler the biggest greenhouse gas emitters, değil mi? Sera gazı etkilerin en büyüğüdür dedim ya. The biggest yazıyor mu? Evet hocam yazıyor dersin. Ama sadece ne production fazında, fazın aşama anlamı var biliyorsun. Sadece üretim aşamasında diye bir ayrım yaptığın an ne yapıyorsun? Doğru olan şıkkı yanlışa götürüyorsun. Yani 10. soruda cevabımız sadece insanların sağlığını değil, çevreyi de detrimental, kötü bir şekilde etkiler olmalıydı. 11. soruya geldim. Pasajdan anlıyoruz ki Demand for plastic products, yani bu plastik ürünler olan talebimiz, aynı zamanda boosting demand for diğer ham maddelere olan ihtiyacı da boost yaptı, arttırdı. Hayır, diğer ham maddelerle karşılaştırıldığında iki kat daha fazla fosil enerji yakmalıyız diye bir cümle vardı. Onun için sildim. Is expected to increase four times in the next 40 years? Yani önümüzdeki 40 yıl boyunca 4 kat artması bekleniyor mu? Yoksa... Son 40 yıl içerisinde bakın tense bilmenin faydası. Present perfect nasıl yapıldı edildi. Yani past olarak çeviriyorduk değil mi? Olan bir cümlenin etkileri devam ediyordu. Ama sen Bursa'yı işaretlersen daha olmadı olması bekleniyor dersin. Onun için tensler neden var diye bir video çekmiştim size özellikle zamanların soru çözümünden önce mutlaka bilin. Bunu sadece present perfect olan bir olayın etkileri ama bir şeyin olması bekleniyor. Henüz olmamış bir olaya bahsettiği için Bursa'yı hem tensten hem anlamdan dolayı eleyebilirim. Geldim üçe. Plastik ürünler olan talep is considered as the sole reason of global warming. Yani küresel ısınmanın tek sebebi olarak düşünülebilir mi? Tek sebebi yani küreselin, küremizin ısınmasının tek sebebi plastik ürünlerdir diyemeyiz. Çünkü pasaj böyle bir genelleme yapmadı. Geldim Denizli'ye. Plastik ürünler olan talep has increased at a rate bir oranda arttı. Presented by early estimates. İlk tahminlerde önceden yapılan tahminlere göre işte o önceden yapılan tahminlerdeki oranla mı arttı? Yoksa bizim önceden yapılan tahminlerimizin re tekrar değerlendirilmeye ihtiyacım var. Çünkü aslında durum, durum bizim düşündüğümüzden daha kötü mü demişti. Onun için ben ne yaptım? Denizi demek zorunda kaldım. Zaten bir tek kaldı. Küresel, pardon plastik ürünler olan talep unlikely to go down at least in the near future. En azından yakın gelecekte go down olması yani düşmesi çok da unlikely, muhtemel olmayan bir durum. Yani ne yapacak? Continue değil mi? ...expected to continue, artmaya devam edecek. Tam olarak bana Edirne şıkkını işaretletiyor. Geldim son soruma. <laughs> early estimates, yani yapılan ilk tahminler neydi? Şöyle, e, hani bazı araştırmalardan bahsetti, sonuçlar doğru gibi görünüyor dedi... ...ve bize kanıtladı ki early estimates, yani bu e, plastiğin çevreye olan <laughs> etkileriyle alakalı... yapılan ...ilk tahminlerin tekrar gözden geçirilmek ihtiyacı duyduğunu ve durumun bizim önceden bahsettiğimizden, düşündüğümüzden daha kötü olduğunu söyledi. Gelin bunu şıkkını bir bulalım beraber. Dedik ki yapılan ilk tahminler emphasize that the situation much worse than previously thought. Ne yaptı? Emphasize etti. Belirtti ki durum bizim önceden düşündüğümüzden çok daha worse, kötü durumda. <laughs> Tam olarak atıf cümlesini zaten işaretlemiştik. Adana doğru gibi. Geldim Bursa'ya. Ee, i̇lk tahminler exemplify. Ne yaptı? Tanımladı, örnekledi. How plastic contributes to different kinds of pollution. Plastik'in farklı türdeki kirliliklerden hiç bahsetmedik. Gitti. Değil mi? Yani sadece bunun için yazılmadı. To prove that plastic actually the biggest driver of global warming. Ee, i̇lk tahminler, ilk tahminler küresel ısınmanın en büyük driver, sürücüsü ve tetikleyicisi diye çevirelim. Hayır. Dedi ki yeni tahminlere dayanarak biz bunun the biggest olduğunu yapıyoruz. Earlier değil dikkat et. Yani aslında Ceyhan güzel bir çeldirici ama bak burada dedi ki yeni estimate'ler bana Ceyhan'ı gösteriyor. Previous olanlar değil onun için sildim. Denizli'ye geldim to compare earlier demand with the current ones. Yani ilk, es, ilk yani yazarımız ilk yapılan tahminlerde son yapılan tahminlerin oranını compare karşılaştırdı demiş. Öyle bir karşılaştırma yok. To warn the readers about the need to take immediate action. Bizim yapılan bu. ilk tahminler acilen eyleme geçmemiz hakkında yazılar. Ne reader? Okuyucuları warn uyarmak için mi yazılmış. Yani baktığında diğer bütün şıklar yanlış. 12. soruda Adana doğru cevap olmak zorundaydı. Son readingimizle devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.